Nebi'nin temiz soyu ve ataları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soyları ve kendileri hakkında şöyle buyurmuşlardır. Yüce Allah, İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından da beni seçti. Ben Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib'im. Yüce Allah mahlukatı yarattı ve beni onların en hayırlılarının içinde bulundurdu. Sonra onları iki fırkaya ayırdı ve beni onların en hayırlılarının içinde bulundurdu. Sonra onları kabilelere ayırdı ve beni en hayırlı olan kabilenin içinde bulundurdu. Sonra onları ailelere ayırdı ve beni onların en hayırlısı içinde bulundurdu. Ben sizin aile yönünden de en hayırlınızım, nefs yönünden de en hayırlınızım. Ben Adem oğulları soylarının en hayırlı, en temiz olanlarından, devirden devire, aileye geçe geçe, nihayet şu içinde bulunduğum aileden vücuda getirildim. Halk ne zaman iki kısma ayrılsa, muhakkak Allah Celle Celaluhu beni onların en hayırlı olanının içinde bulundurmuştur. Ben cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbir şeye bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben ta Adem'den babama ve anneme gelip ulaşıncaya kadar hep nikah mahsulü olarak meydana geldim. Asla zinadan meydana gelmedim. İbn Saad radıyallahu anh, Ensar bilginlerinden Muhammed bin Sa'ibe radıyallahu anh dayanarak, Peygamberimizin anne ve anneannelerini, babaannelerini batınlarınca kaydettikten sonra, bu bilginin Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 500 annesini tespit ve kaydetmeye muvaffak oldum. Hiçbirinde ne zinaya ne de cahiliye çağında işlene gelen kötü işlerden bir şeye rastlamadım dediğini nakleder. Bunun içindir ki, büyük bilgin İbni Haldun rahmetullahi aleyh, peygamberden başka hiçbir kulun ilahi ikram olarak ne soyunun bu derece kaydedildiğinin ne de Adem aleyhisselamdan kendilerine gelinceye kadar soy şerefliliğinin kesintisiz devam ettiğinin görülmediğini bildirir.